Merhaba, yeni bir podcast'te daha beraberiz. Yine daha önce kanalımda incelediğim Carlo Rovelli'nin Ya Zaman Var Olmasaydı kitabı hakkında bir podcast daha yapmıştım. Bu kitabı da Gerçeklik Göründüğü Gibi Değildir adında ve gerçeklik algımız üzerine antik zamandan günümüze yani Einstein'a kadar olan süreçte hatta biraz daha ilerisinde neler değişti, nelerle gerçekliği algılamaya başladık, nerede gerçeklik başlıyor veya işte gerçeklik algımızın kuantumla ilgisi gibi sade bir dille bu kitabı da ele almış. Ben Carlo Rovelli'nin özellikle bir belgeselde ilk defa duymuştum adını ve akabinde kitapları var mı, ne yapıyor gibisinden araştırdığımda bu iki kitabına denk gelmiştim. Başka kitapları da var. Yanılmıyorsam onları da denk geldikçe alıp yine okuyup sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şahsen kitaplarındaki anlatım dili yalın ve sade olduğu için yani biliyorsunuz fizik konuları biraz ağır ve formül ya da matematiksel kısımla anlatanlarda çok bir şey anlamayız. Ben de dahil olmak üzere. Ama yalın, sade bir dille anlatan fizikçiler daha çok günlük hayattaki insanların diline hitap etmeye çalışıyorlar. Yine ben kitaptan önemli kısımları çizdim. Önce okuyup sonra üzerine konuşarak yani eskiden yaptığım gibi devam edeceğiz. Çünkü yani konu hakkında önce bir detay vermiş oluyorum size kitabın yazarından. Akabinde de kendi düşüncelerime eğer o konu hakkında bilgim varsa ya da değerlendirebileceğimiz bir şey varsa üzerine konuşuyoruz. Evet, hemen başlayalım. Yaklaşık bu kitaptan 10 adet bölüm ayırmışım ben. Yani bunlar önemli deyip seçtiklerim yine okurken. Tabii ki belki ben okurken daha da önemli şeyler vardır. Almamış olabilirim ama elimden geldiğince yani bu yeni bir bilgi ya da yeni bir şey katar dediğim şeyleri alıyorum bu şekilde. Başlayalım. Leukippos ile Demokritos'un bulduğu şey neydi öyleyse? Miletoslular dünyanın akıl yoluyla anlaşılabileceğini kavramıştı. Farklı doğal olayların basit bir şeye dayandığına inanıyorlar, bu şeyin ne olabileceğini anlamaya çalışıyorlardı. Her şeyi oluşturabilecek temel bir maddede hayal ediyorlardı. Miletoslulardan Anaximenes ve maddenin yoğunlaştırabileceğini ve seyreltebileceğini, böylece dünyayı oluşturan elementlerden birbirlerine dönüşebileceğini düşünmüştü. Fiziğin atılan ilk tohumuydu bu. Çok temel ve kabaydı ama doğru yolda bir adımdı. Dünyanın gizli düzeninin ne olabileceğini yanıtlamayı denemek için bir düşünce, büyük bir düşünce, büyük bir görüş gerekiyordu. Bu düşünceye sahip olanlar da Leukippos ile ve Demokritos'tu. Demokritos sisteminin büyük düşüncesi son derece basittir. Tüm evren içinde sayısız atomun hızla hareket ettiği sınırsız boş bir uzaydan oluşur. Evrende bundan başka bir şey yoktur. Uzay sonsuzdur. Ne üstü ne de altı vardır. Bir merkezi ya da sınırı yoktur. Atomların biçimlerinden herhangi başka bir özellikleri yoktur. Ağırlıkları, renkleri, tatları yoktur. Tatlı bir kanıdır, acı bir kanıdır. Sıcak bir kanıdır, soğuk bir kanıdır. Renk bir kanıdır. Tek gerçek atomlar ve boşluktur. Atomlar bölünemez. Gerçekliğin her şeyi oluşturan ve parçalarına ayrılamayan temel tanecikleridir. Uzayda serbestçe hareket eder. Birbirleriyle çarpışır, birleşir ve birbirlerini iter ve çekerler. Benzer atomlar birbirlerini çeker ve birikir. Dünyanın yapısı budur, gerçeklik budur. Geriye kalan her şey atomların bu gelişigüzel hareketi ve birleşmesinin yan ürününden başka bir şey değildir. Dünyayı oluşturan tüm farklı maddeler atomların birleşmesinden oluşur. Atomlar bir araya gelip toplandıklarında önemli olan temel düzeyde var olan şeyler yalnızca onların biçimi, yapıdaki yerleri ve nasıl birleştikleridir.
tıpkı alfabenin 20 kadar harfiyle komediler, trajediler, gülünç öyküler ya da büyük destansı şiirler yaratılabileceği gibi. Temel atomlar birleştirilerek dünyanın sınırsız çeşitlilikleri elde edilebilir. Benzetme Demokritos'a aittir. Atomların bu harika dansının hiçbir amacı ya da hedefi yoktur. Doğanın geri kalanı gibi biz de sonsuz dansın pek çok sonucundan biriyiz. Rastlantısal bir birleşmenin ürünüyüz. Doğa biçimlerle ve yapılarla deney yapmaya devam eder. Biz de hayvanlar gibi çok uzun sürelerde gerçekleşen rastlantısal bir seçimin ürünüyüz. Yaşamımız atomların birleşmesinden ibarettir. Düşüncelerimiz minicik atomlardan oluşur. Düşlerimiz atomların ürünüdür. Ümitlerimiz, duygularımız atomların birleşmesiyle ortaya çıkan dille yazılmıştır. Gördüğümüz ışık bize imgeler taşıyan atomlardır. Denizler, kentler, yıldızlar atomlardan yapılmıştır. Bu daha sonra üzerinde uygarlığın bilgi birikiminin yükseleceği, muazzam sınırsız inanılmayacak ölçüde basit ve bir o kadar da güçlü bir görüştür. Evet, burada özellikle Carlo Rovelli, Demokritos'un üzerine çok durmuş. Antik felsefeci düşünür diye bilinir kendisi. Demokritos'un düşüncelerinin temeli, kitaptan da okuduğum kadarıyla söylüyorum, naturalist yani madde ve atomdan oluşan bir düşünce sistemi. Yanlış mı? Değil. Şu an aslında bizim vücudumuz da dahil olmak üzere çevremizdeki her şeyin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Ve bunu düşünün, bundan bilmem kaç bin yıl önce Demokritos diye bir felsefeci düşünebiliyor ve şu an okuduğum o satırlardan birçoğunu dile getirebiliyor. Yani ne kadar düşünceyle nerelere varılabileceğinin çok güzel bir kanıtı olmuş. Bu kısmı da özellikle almışım ki böyle ilgi çekici şeyleri, yani ta antik dönemden nasıl düşünebilmiş diye düşünmüşüm. Gerçekten can alıcı bir nokta. İyi ki değinmişim buraya. Ve Demokritos'la ilgili birkaç daha yine yazarın aldığı kısımlar var. Onları da yine paylaşacağım. Şimdi ikinci bölümünü okuyayım size. İkinci önemli görüp de aldığım, yine biraz uzun olacak ama yine sonuna doğru konuşma yaparız üzerine. Peki gerçek dünyada doğru çözüm bu mu? Sonsuz küçük boyutlarda ip parçaları var mı? Gerçekten bir ipi istediğimiz kadar çok sayıda bölebilir miyiz? Gerçekten sonsuz kısalıkta zamanlar var mıdır? Kuantum kütle çekiminin ele alması gereken problem budur. Zenon'un Leukippos'u tanıştığı ve onun öğretmeni olduğu söylenir. Demek ki Leukippos, Zenon'un safsatalarından haberdardı. Ama onları çözmek için farklı bir yol akıl etmişti. Leukippos'a göre büyük olasılıkla sonsuz küçük olan bir şey yoktur. Bölünebilirliğin bir alt sınırı vardır. Evren taneciklidir, sürekli değildir. Sonsuz küçük noktalarla yukarıda söz edilen ve Aristoteles'in aktardığına göre Demokritos'un öne sürdüğü sav gibi hiçbir zaman bir boyut yaratmak mümkün olamazdı. İpin uzunluğu sonlu boyuta sahip sonlu sayıda nesnelerden oluşmalıdır. Madde sürekli değildir. Sonlu boyutta tekil atomlardan oluşur. Bu soyut tartışma doğru da olsa, yanlış da olsa bugün artık bildiğimiz gibi çok doğru sonuçlara varır. Maddenin gerçekten de atomlardan oluşan bir yapısı vardır. Bir su damlasını ikiye bölersem, iki küçük su damlası elde ederim. Bu damlaların her birini yeniden bölebilirim. Ama sonsuza dek devam edemem. Bir noktada elimde bir molekül kalır ve sona ulaşmış olurum. Bir su molekülünden daha küçük damlacık yoktur. Bugün bunu nasıl biliyoruz? İpuçları yüzyıllar boyunca toplandı. Bu ipuçlarının çoğu kimyadan geldi. Tüm kimyasal maddeler az sayıdaki elementin birleşmesiyle meydana gelir ve tam sayılarla verilen ağırlıkla ilgili oranlarla oluşur. Kimyacılar maddelerin sabit atom birleşmelerinden oluştuğu, moleküllerden meydana geldiği yönünde bir düşünce biçimi oluşturmuştu. Örneğin su H2O,
2 birim hidrojen ve 1 birim oksijenden oluşur. Ama bunlar yalnızca ipuçlarıydı. Geçtiğimiz yüzyılın başında bile fen bilimciler ve felsefecilerin pek çoğu atom hipotezini hala saçmalık olarak görüyordu. Bunlardan biri, örneğin uzay konusundaki fikirleri Einstein için çok önemli olan fizikçi ve felsefeci Ernst Mach'tı. Boltzmann'ın Viyana'daki İmparatorluk Bilim Akademisi'ndeki bir konferansının sonunda Mach, herkesin önünde ben atomların var olduğuna inanmıyorum demişti. Yıl 1897 idi. O zamanlar Mach gibi pek çok kişi kimyasalcıların formüllerinin kimyasal tepkimelerin kurallarını özetlemeyi kolaylaştırmak için kullandıkları bir yöntem olduğunu ve gerçekte iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomundan oluşan su moleküllerinin olmadığını düşünüyordu. Atomlar görünmez diyorlardı. Hiçbir zamanda görünmeyeceklerdi. Hem sonra bir atomun boyutu nedir diye soruyorlardı. Demokritos hiçbir zaman atomların boyutlarını ölçmeyi başaramamıştı. Maddenin atomlardan oluştuğunu öne süren atom hipotezi denen şeyin kesin olarak kanıtlanması için 1905 yılına dek beklemek gerekecekti. Leokippos'un ve Demokritos'un atom hipotezinin kesin kanıtını fizik okumuş ama fizikle ilgili bir iş bulamadığı için Bern'deki patent ofisinde memur olarak geçimini sağlamaya çalışan, asi ve kabına sığmayan 25 yaşındaki bir genç buldu. Bu delikanlının zamanının saygın fizik dergisi Annalen der Physik 1905'te gönderdiği 3 makalenin yanı sıra kendisinden de kitabın geri kalanında bol bol söz edeceğim. Bu makalelerden ilki atomların varlığının kesin kanıtını içerir ve Leokippos ile Demokritos'un 23 yüzyıl önce ortaya koyduğu problemi kesin olarak çözerek atomların boyutunu hesaplar. 25 yaşındaki bu gencin adı elbette Albert Einstein'dır. Evet, aslında burada kitabın kısa bir hikayesi gibi düşünebilirsiniz bu kısmını. Çünkü Demokritos'tan Einstein'a kadar olan süreçte kısa bir şekilde nasıl geldiğini özetlemiş. Ama tabii biz daha bitirmedik. Devamı da var. Ve burada fark ederseniz eğer, yani 23 yüzyıl önce Demokritos ve Leukippos gibi felsefecilerin aslında bu konularla uğraşıp bize bilgiler bıraktığını görebiliriz. Tabii ki onların bıraktığı şeyler çok sade ve yalındı. İlerleten Newton, Einstein vesaire, yani daha önceki bilim insanları hepsi birer şey katıp şu an geldiğimiz noktayı sağladılar bize. Evet, yani aslında bilim de bir şeyler katarak devam ediyor. Yani Einstein sıfırdan bir şey bulmadı burada. Ya da Newton da yine sıfırdan bir şey bulmadı. Ama onlar bizlere yolunu ve yeni yolları açma kısmını gösterdiler. Ve bizler de bu yollardan yeni yeni şeyler bularak daha çok üzerine koyuyoruz. Yani uzay, zaman ya da işte evren algımızı bu bulunan yeni yeni şeyler oluşturuyor. İşte kuantum nedir veya kuantum fiziği hakkındaki bulduklarımız. Bunların birçoğu bilim insanlarının kattığı şeyler aslında. Yani yoksa bundan atıyorum Einstein'dan öncesine baktığımızda atomun varlığını çok detaylı biliyor muyduk? Hayır, bilmiyorduk. Veya kütle çekimini Newton'dan önce biliyor muyduk? Evet, biliyorduk ama kısmendi ve Newton yeniden bir olgu yarattı bizde. Yani böyle düşünebilirsiniz bu olayı. Evet, devam edelim. Bir sonraki kısmı okuyayım. Yine üzerine konuşuruz. Michael Faraday herhangi bir örgün eğitim almamış yoksul bir Londralıydı. Önce bir kitap ciltleme atölyesinde çalışmış, sonra bir laboratuvarda çalışırken dikkat çekmiş, güven kazanmış ve 19. yüzyıl fiziğinin en parlak deneycisi ve en uzak görüşlü insanı olana dek yükselmişti. Matematik bilmezdi. İçinde neredeyse hiç denklemin olmadığı harika bir fizik kitabı yazmıştı. O, fiziği aklının gözüyle görüyor ve dünyalar yaratıyordu. James Clerk Maxwell ise soylu bir aileden gelen zengin bir İskoçtu
ve yüzyılın en büyük matematikçilerinden biriydi. Toplumsal kökenlerinin ötesinde aralarında düşünce tarzı olarak derin bir uçurum olsa da birbirlerini anlamayı başardılar ve birlikte iki farklı dehayı birleştirerek modern fiziğe giden yolu açtılar. 18. yüzyılın başlarında elektrik ve manyetizma hakkında bilinenler ancak birkaç eğlencelik numarayla sınırlıydı. Kağıtları çeken cam çubuklar ve birbirlerini iten ya da çeken mıknatıslardan başka bir şey yoktu. Elektrik ve manyetizma araştırmaları 18. ve 19. yüzyıllar boyunca yavaş yavaş ilerledi. Faraday, Londra'da elektrik bobinleri, iğneler, bıçaklar ve demir kafeslerle dolu bir laboratuvarda çalışıyor, elektrik ve manyetizma yüklü cisimlerin birbirlerini nasıl itip çektiklerini araştırıyordu. İyi bir Newtoncu olarak herkes gibi o da, yüklü ya da mıknatıslanmış cisimler arasında etki eden kuvvetin sahip olduğu özellikleri anlamaya çalışıyordu. Ama elleriyle bu nesnelerle yakın temas içinde çalışarak yavaş yavaş modern fiziğin temelinde yer alan bir sezgiye ulaştı. Yeni bir şeyler gördü. Faraday'ın sezgisi şuydu. Newton'un yaptığı gibi birbirlerinden uzaktaki cisimler arasında doğrudan etkisi olan kuvvetler var olduğu düşünülmemelidir. Bunun yerine elektrik ve manyetizma yüklü cisimlerle değişime uğrayan ve kendisi de elektrikli ve manyetik cisimler üzerinde itme ve çekme yoluyla etkide bulunan, uzayın her tarafına yayılmış gerçek bir şey düşünülmelidir. Faraday'ın sezinlediği bu şeye bugün alan diyoruz. Öyleyse alan nedir? Faraday onu uzayı dolduran sonsuz derecede ince çizgiler demeti olarak hayal etmişti. Çevremizdeki her şeyi dolduran devasa görünmez bir örümcek ağı. Bu çizgilere kuvvet çizgileri adını vermişti. Çünkü bu çizgiler bir biçimde kuvvet taşıyordu. Birbirlerini çeken ve iten halatlar gibi elektrik kuvvetini ve manyetik kuvveti çevreye taşıyorlardı. Evet, burada da Michael Faraday ve Maxwell, James Clerk Maxwell ile ilgili kattıkları şeyi öğreniyoruz. Aslında burada Michael Faraday gibi örgün bir eğitim almamış. Yani sadece farklı alanlarda yoğunlaşmış, daha sonra da bilim yapmış bir insanın hikayesini duymak gerçekten şaşırtıcı. Çünkü bir eğitim, yani örgün bir eğitim almadan fizikle uğraşmak gerçekten olağanüstü bir şey. Yani bence Faraday burada takdire değer bir insan ve yazarımız da onu bu konuya dahil etmiş. James Clerk Maxwell de ona keza yine ufkumuzu açan bilim insanlarından biri. Yine yani aslında size bahsettiğim, daha önce de burada söylediğim, birbirlerinin üzerlerine bir şeyler koyarak geldiğimiz noktayı oluşturuyoruz aslında. Faraday, işte Maxwell, Einstein, Newton, Galileo, işte Demokritos, Leukippos vesaire vesaire vesaire. Yani bunlar hep bize bir kapı açmış durumda. Ve o kapı açıldıkça daha da çok bilgiye ulaşıyoruz. Yani görünen bizim yaşadığımız dünyanın aslında nasıl oluştuğunu, gerçekliğin nasıl meydana geldiğini, işte bu soruların bize açtığı kapıları tek tek çözmüş oluyoruz bu şekilde. Evet, yeni bölüme geçelim bakalım, okuyalım önce. Daha sonra yine üzerine konuşuruz. Senden ne kadar uzak olursa süresi de o kadar uzun olur. Burnundan birkaç metre ötede sevgili okuyucu, senin için ne geçmiş ne gelecek olan ara bölgenin süresi birkaç nanosaniye, yani saniyenin milyarda biridir. Neredeyse yok sayılabilecek, fark edebileceğimizden çok daha kısa bir süre, bir saniyedeki nanosaniyelerin sayısı 30 yıldaki saniyelerin sayısına eşittir. Okyanusun öte yanı için bu ara bölge süresi saniyenin binde biridir. Yine zaman algılama eşiğimizin, yani duyularımızla ayırt edebileceğimiz saniyenin yaklaşık onda biri düzeyindeki en kısa zaman süresinin oldukça altındadır. Ama uzatılmış şimdiki zamanın aydaki süresi birkaç saniye, Mars'ta 15 dakikadır. Mars'ta tam şu anda olmuş bitmiş daha gerçekleşecek olan olaylar vardır.
Ama bizim için ne geçmişte kalmış ne de gelecekte gerçekleşen olayların olduğu 15 dakikalık bir süre söz konusudur. Bunlar başka bir şeydir. Bu başka şeyin daha önce farkına hiç varmadık. Çünkü burada yakınımızda bu başka şey çok kısa sürer. Biz de onu algılamak için zihinsel olarak yeteri kadar hızlı değiliz. Ama vardır ve kesinlikle gerçektir. Burası ile Mars arasında tatmin edici bir sohbet gerçekleştirilemez. Eğer ben Mars'taysam, sen de buradaysan, ben sana bir soru sorarım, senin benim ne söylediğimi duyar duymaz. Bana yanıt verirsin ama senin yanıtın benim soruyu sormamdan 15 dakika sonra gelir. Benim bu 15 dakikam bana yanıt verdiğin ana göre ne geçmiş ne gelecek zamandır. Einstein'ın anladığı temel nokta bu 15 dakikanın kaçınılmaz olduğudur. Bunu kısaltmanın hiçbir yolu yoktur. Uzay ve zamanın olaylarının dokusuna işlemiştir. Kısaltılması, geçmişe bir mektup yollayamayacağımız anlamına gelecek biçimde olanaksızdır. Garip ama gerçek, Sydney'deki insanların bize göre baş aşağı yaşamamalarının garip ama gerçek olması gibi. İnsan zamanla alışır ve her şey normal ve çok mantıklı gelmeye başlar. Uzay ve zamanın yapısı budur. Bu da tam şu an diye bir şey olmadığı için Mars'taki olayın tam şu anda olduğunu söyleyemeyeceğimiz sonucunu doğurur. Teknik terimlerle ifade edilecek olursa Einstein'ın mutlak eş zamanlılık diye bir şey olamadığını, yani evrende hepsi şimdi var olan bir olaylar grubu olmadığını anladığını söylenebilir. Bizim şimdimiz yalnızca burada vardır. Evrendeki olaylar grubunu peş peşe ilerleyen şimdiki zamanların birbirlerinin izlemesi olarak tanımlamak doğru bir tanımlama değildir. Yani fizikte uzay ve zaman denen bir olaya göre geçmişin ve geleceğin ama aynı zamanda ne geçmiş ne gelecek olan bir an değil, bir süre olan şeyin toplamını gösterir. Evet, burada aslında Einstein'ın genel görelilik ve izafiyet teorisinin bir kısmına değinmiş. Yani bizim de anlayacağımız dilde değinmiş aslında burada yazar. Şu açıdan şöyle bunu da açıklayayım. Şimdi burada biz dünyanın zamanına göre zaman hesaplıyoruz ve 24 saat hesaplıyoruz. Biz buradan Mars'la iletişim kurduğumuzdaki aradaki fark 15 dakika bunu söylüyor. Yani ben buradan Mars'taki olan sizlere mesaj yolladığımı düşünelim. Ben burada bu anda şimdi yolluyorum. Size 15 dakika sonra ulaşıyor. Siz 15 dakika sonra bana cevap dönüyorsunuz. Yine arada bir 15 dakika geçiyor ve bana ulaşıyor. Yani oradaki şimdiki zaman buradaki benim de şimdiki zamanım. Yani zaman olgusunun nasıl oluştuğunu net bir şekilde ifade etmiş aslında yazar. Ve bu gerçekten zaman algısının bizim evrenimizde nasıl oluşabileceğini ve şu an mesela biz yine burada konuşurken Andromeda galaksisinde yaşayan bir canlı olduğunu düşünelim. Yine o da zeki bir varlık olsun. Onun zaman algısı da oradaki yapıya göre oluşuyor. Yani oradaki zaman algısına göre oluşuyor. Evet, yani göreceli olmasının sebebi de aslında bu. Evet, yeni bir bölümü okuyalım. Yine üzerine detaylıca konuşuruz. Bir kez daha Albert başlığı altında kuantum mekaniğinin sanki yoğun düşünce yüzyılını açarmış gibi tam 1900 yılında o doğduğu söylenir. Alman fizikçi Max Planck sıcak bir kutu içinde denge durumunda bulunan elektrik alanını hesaplar. Deney sonuçlarını doğru olarak yansıtan bir formül elde edebilmek için ona anlamsız görünen bir hileye başvurmak zorunda kalır. Elektrik alanının enerjisinin kuantumlar, yani enerji paketleri, topakları biçiminde dağıldığını hayal eder. Planck paketlerinin sığalarının, yani büyüklüklerinin elektromanyetik dalgaların frekansına, yani rengine bağlı olduğunu varsayar. V frekansına sahip dalgalar için Planck her bir kuantum yeni paketinin E eşittir HV denklemiyle verilen bir enerjisi olduğunu düşünür.
Kuantum mekaniğinin bu ilk formülünde H, bugün Planck sabiti dediğimiz yeni sabittir. Bunu her yerde görürsünüz arkadaşlar. Çoğunlukla H terimi, Planck sabiti birçok fizik denkleminde denk gelmişimdir. Özellikle Roger Penrose'un kitabında da çok denk gelmiştim. Bu V frekansına sahip, rengine sahip ışık için enerji paketi içinde ne kadar enerji olduğunu belirleyen sabittir. V içinde bu. H sabiti tüm kuantal olayların ölçeğini belirler. Enerjinin sonlu paketlerden oluştuğu düşüncesi o zamanlar bilinen her şeyle çatışıyordu. Enerjinin kesiksiz bir biçimde değiştiği düşünülürdü ve onu taneciklerden oluşurmuş gibi ele almak için bir neden yoktu. Örneğin salınan bir sarkacın salınım genliğiyle belirlenen bir enerjisi vardır. Bir sarkaç neden başka bir genlikte değil de yalnızca belirli bir genlikte salınabilsin ki? Max Planck için bu nasıl olduğu kesinlikle bilinmeyen ama işe yarayan, yani laboratuvar ölçümlerine uyan bir hesaplama numarasıydı. Planck'ın enerji paketlerinin gerçek olduğunu anlayan 5 yıl sonra yine Einstein oldu. 1905'te Annelen der Physik'e gönderdiği 3 makalenin sonuncusunun içeriği buydu. Kuantum mekaniğinin gerçek doğum tarihi budur. Einstein makalede ışığın gerçekten de taneciklerden, ışık parçacıklarından oluştuğunu gösterir. Bunu kısa süre önce gözlemlenmiş ilginç bir olaydan yola çıkarak yapar. Fotoelektrik olay. Işık çarptığında zayıf bir elektrik akımı oluşturan, yani elektron yayan bazı maddeler vardır. Örneğin yaklaştığımızda kapıları açan elektrik hücrelerin, fotosellerin yapımında bu maddeler kullanılır. Bu çok tuhaf değildir çünkü ışık enerji taşır. Örneğin ısıtır. Bu enerji de elektronları atomlarından dışarı fırlatır, onları iter. Ama yine de ortada garip bir şey var. Işığın enerjisi azsa olayın olmaması, enerji yeterli ise olmasını beklemek bize daha mantıklı gelebilirdi. Ama öyle değil. Gözlemlenen şey, olayın ışığın frekansının yüksek olduğu zaman gerçekleştiği ama frekans düşükse gerçekleşmediğidir. Yani ışığın şiddetine, enerjiye değil, ışığın rengine, frekansa bağlı olarak gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Einstein, Planck'ın sıvasının frekansa bağlı olduğu enerji paketleri fikrini yeniden ele alır ve olayın bunların gerçek olması durumunda açıklanabileceğini anlar. Evet, aslında yine Einstein'ın konuya el atmasıyla devam ediyor bu bölüm. Ve özellikle yani ışığın da enerji taşıdığını, çevremizdeki her şeyin enerjiden oluştuğunu net bir şekilde ifade edebiliriz bunu okuduktan sonra. Yani şu an atomların da enerji taşıdığını, maddenin de aslında durağan bir enerji taşıdığını söyleyebiliriz. Bu mantıkla ilerlersek aslında her şeyin bir enerji alanı, yani bir alanla oluştuğunu görüyoruz. Burada zaten kitapta da işte Newton'un neyi bulduğunu, Einstein'ın neyi bulduğunu, işte Galileo'nun neyi bulduğunu vesaire, yani eklemelerin nelerden oluştuğunu da tek tek dile getiriyor. O şema denk gelirse zaten kitaptan okuyorum, şimdi bahsederim o şemayla ilgili de, ama almamış da olabilirim. O şemada dediğim gibi, yani Einstein'ın ne kattığı, ne düşündüğü, kuantuma nasıl ulaşıldığı, işte Newton'un ne kattığı, ne düşünüldüğü, kuantuma nasıl geldiği konularına değiniyorlar. Yani burada aslında detaylı kısımları ben size vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince, benim de anlayabildiğim derecede sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yeni bir bölüme geçelim. Bunu da okuyalım. Daha sonra yine üzerinde konuşuruz. Bakalım bu bölümde neymiş konumuz. Kuantum 3. Gerçeklik ilişkiseldir. Son olarak kuantum mekaniğinin hüküm sürdüğü dünyaya ilişkin üçüncü bir buluş vardır. Aralarındaki en derini ve en zoru olan bu buluş hiçbir biçimde antik dönem atomculuğu tarafından öngörülememiştir. Kuram nesnelerinin özelliklerinin ne olduğunu tarif etmez.
şeylerin nasıl olup bittiğini ve birbirlerini nasıl etkilediklerini tanımlar. Bir parçacığın nerede olduğunu değil, diğerleri tarafından nerede görünür kılındığını belirtir. Var olan şeylerin dünyası, olası etkileşimler dünyasına indirgenir. Gerçeklik etkileşime indirgenmiştir. Gerçeklik ilişkiye indirgenmiştir. Bir anlamda bu, göreliliğin çok radikal biçimde genişletilmiş halidir. Aristoteles de daha önce bizim yalnızca göreli hızları algıladığımızı vurgulamıştı. Örneğin hızımızı bir gemideyken gemiye göre, yeryüzündeyse dünyaya göre değerlendiririz. Galileo'nun bunun dünyanın biz farkında olmadan güneşe göre hareket etmesinin nedeni olduğunu fark etmişti. Hızın tek başına bir nesneye ait bir özellik olmadığı anlaşılmıştı. Hız bir nesnenin hareketinin bir başka nesneye göre bir özelliğidir. Einstein görelilik kavramını zamana da uygulanabilecek biçimde genişletmişti. İki olayın ikisinden birinin hareketinin durumuna göre eş zamanlı olduğunu söyleyebiliriz. Kuantum mekaniği bu göreliliği son derece radikal biçimde genişletir. Bir nesnenin bütün özellikleri yalnızca başka nesnelere göre var olur. Doğanın olguları yalnızca ilişkilerle ortaya çıkar. Kuantum mekaniğinin nitelediği dünyada fiziksel sistemler arasında ilişki olmazsa gerçeklik de olmaz. İlişkiye giren şeyler nesneler değildir. Nesne kavramını doğuran şey ilişkilerdir. Kuantum mekaniği dünyası nesneler dünyası değildir. Temel olaylar dünyasıdır ve nesneler bu temel olayların olmasıyla meydana gelir. Felsefeci Nielsen Goodman'ın 1950'lerde "Bir nesne tek düze bir süreçtir" sözleriyle çok güzel ifade ettiği gibi, bir süre kendi kendini tekrar eden bir süreçtir bu. Bir taş, bir dalganın yeniden denize karışmadan önce kimliğini koruması gibi, yapısını bir süre devam ettiren bir kuantum titreşimidir. Kendi geçmişinden başka bir şey taşımadan, deniz üstünde hareket eden bir dalga nedir? Bir dalga olduğu gibi kalan bir maddeden oluşmadığı anlamda, bir nesne değildir. Gövdemizdeki atomlar da bizden uzağa akar. Dalgalar ve diğer tüm nesneler gibi biz de olay akışıyız. Kısa bir süreliğine tek düze biçimde gerçekleşen süreçleriz. Evet, aslında burada gerçeklik algımızın nasıl bağdaştığını görebiliyoruz. Yani biz aslında biraz da burada şeyden bahsedeyim size. Daha önce kanalımda da verdiğim bir konuydu. EPR paradoksu diye bir konu paylaşmıştım. Einstein bunu kuantum mekaniğine karşı ortaya atmış. Kısasını söyleyeyim şimdi, oradan konuya bağlayayım. Ve bu EPR paradoksuyla şunu anlatıyor. Kısaca bizim anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Siz eğer aya baktığınızda oradaysa gerçeklik algınız aya baktığınız için orada oluşmuş oluyor. Yani ay eğer biz baktığımızda oluşuyorsa gözleme dayalı bir durum var demek oluşuyor. Yani gözlem oluştuğunda da gerçeklik algımızın başladığını görüyoruz burada. Yani biraz karışık gelebilir ama gerçekliğin aslında gözleme dayalı olduğunu düşünebilirsiniz burada. Kuantum mekaniği de özellikle Schrödinger'in kedisi, yine kanalımda videosu mevcut. Orada da şundan bahseder, bir kediyi, düşünce deneyi bu arada bu, bir kediyi bir kafese hapsedin, içine de işte bir zehir maddesi koyun. Kediyi eğer açıp bakmadıkça, gözlemlemedikçe kedi ölü mü diri mi bilemeyiz. Bunun deneyi bu. Yani gerçeklik algısının oluşması için açıp bakmamız gerekir. Einstein'ın anlattığı da buna benzer bir mantık aslında. Evet, yeni bölüme yine bekletmeden geçelim. Ben kısa sürdürmeye çalışıyorum ama konu detaylı olunca hem üzerine konuşuyoruz hem de okuyoruz. Haliyle yine bir saati bulacak gibi ya da 1,5 saati. Ama yani kısaltmaya çalışıyorum, okuyorum, daha sonra konuşuyorum. Bu şekilde anca konu anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yeni bölümün adını okuyayım size. Uzay kuantumları. Önceki bölüm kuantum kütle çekiminin temel varsayımsal denklemi olan Wheeler-DeWitt denklemine Jacobson-Simoelin'in bulduğu çözümlerle sona ermişti. Bu çözümler kendi içlerinde kapalı çizgilerle ilmeklere bağlıdır.
Bu çözümlerin anlamı nedir? Neyi temsil eder? Faraday çizgilerini anımsıyor musunuz? Hani şu elektrik kuvvetini taşıyan, Faraday'ın hayalinde uzayı dolduran çizgileri. Alan kavramının kaynağındaki çizgileri. Peki öyleyse Wheeler-DeWitt denklemlerinin çözümlerinde ortaya çıkan kapalı çizgiler de kütle çekim alanının Faraday çizgileridir. Ama Faraday'ın düşünceleriyle karşılaştırıldığında iki yenilik vardır. Birincisi burada artık kuantum kuramıyla uğraşıyor olmamızdır. Kuantum kuramında her şey yalınlık ve kuantumlaşmıştır. Bu Faraday çizgilerinin sonsuz incelikteki sürekli örümcek ağının artık sonlu sayıdaki bağımsız iplikten oluşan gerçek bir örümcek ağı gibi olması sonucunu doğurur. Bir çözüm belirleyen her bir çizgi bu örümcek ağının bir ipliğini tanımlar. Daha kritik bir öneme sahip olan ikinci yenilik kütle çekiminden söz ediyor olmamız. Yani Einstein'ın anladığı gibi uzaya gömülü durumdaki alanlar yerine uzayın kendi yapısının söz konusu olmasıdır. Kuantum kütle çekimi alanının Faraday çizgileri uzayın dokusunu ören ipliklerdir. Başlangıçta tüm araştırmalarda dikkatler bu çizgiler üzerine yoğunlaşmıştı. Bunların iç içe geçerek 3 boyutlu uzayımızı nasıl ortaya çıkarabildiğini merak ediliyordu. Resim 6.1 diyor. Bu resim maalesef sizde paylaşamayacağım ama ilmek kuramına değiniyor burada. O ilmek kuramının tam resmini göstermeye çalışıyor. Ayrık bölümlerden oluşmuş yapısına ilişkin sezgisel bir fikir veriyor diyor. Ya bu iç içe geçmiş ilmekleri düşünün arkadaşlar. Onun gibi bir şey. Ve Carlo Rovelli'nin de kendi savunduğu görüşler arasında bu. Görüş de demeyelim de ilmek kuramı ile alakalı uğraş içerisinde kendisi de. Bununla birlikte kısa süre içinde Arjantinli Jorge Paulin ve Polonyalı Jurek Lewandowski'ni gibi parlak gençlerin sezgileri ve matematik becerileri sayesinde bu çözümlere dair fiziği anlamak için anahtarın bu çizgilerin birbirine değdiği noktalarda olduğu anlaşılmaya başladı. Bu noktalara düğüm, İngilizce'de knot, düğümler arasındaki çizgilerde bağlantı, yani İngilizce'de link denir. Birbirlerine değen bu çizgilerin oluşturduğu bir gruba, yani resim 6.3'teki bu ilmekteki bağlantılara bağlanmış düğümlere çizge, yani graph İngilizce'de. Bir hesaba göre düğümler olmazsa fiziksel uzayın hacmi de olamaz. Bir başka ifadeyle uzayın hacmi çizgilerle değil çizge düğümlerinde bulunur. Çizgiler hacimleri birbirine bağlar. Ama resmin netleşmesi için yıllarca beklemek gerekecekti. Önce Wheeler-DeWitt denkleminin kesin olmayan matematiğini hesap yapabilmek için tutarlı ve iyi tanımlanmış bir matematiksel yapıya dönüştürmek gerekti. Kesin sonuçlara bunlar sayesinde ulaşıldı. Bu çizgilerin fiziksel anlamını açıklığa kavuşturan sonuç, teknik olarak hacim ve yüz ölçümü spektrumlarının hesaplanması oldu. Evet, burada aslında bir nevi kendi kuramı da devreye giriyor Carlo Rovelli'nin. Yani bu kuramın yaratıcılarından deniyor kendisine ama daha öncesinde de kitabın belli yerlerinde ben bunu yaratmadım. Sadece bu kuramı öne sürmeye başladım ve detaylandırıyorum gibi anlatıyor. İlmek kuramı, yani şöyle düşünün, birbirine geçen halkalar düşünün arkadaşlar. Uzayın yapısının ilmek gibi olduğunu ve birbirine geçen halkalardan oluştuğunu, tabi bu daha detaylı ve fiziksel olarak da anlatmak bu şekilde örneklenebiliyor. Daha detaylı bir kuramın, yani bir sicim kuramına benzer bir kuram gibi düşünün ilmek kuramında. Ayrı bir teori bu da. Ve en büyük savunucularından birisi Carlo Rovelli'di. Mantıklı da bir teori, sicim teorisi gibi belli bir temele oturtulmuş. Haliyle değerlendirilebilecek bir teori olarak düşünüyorum ben de. Evet, yeni bölümü hızlıca geçelim. Çok da uzatmak istemediğim halde yine de uzuyor işte. En azından bilgi paylaşıyoruz. Ben de doğal bir halde size bunları aktarmaya çalışıyorum. Orasını burasını kırpmıyorum. Kırpmamak için de şöyle yapıyorum. Mesela bunları okurken ondan da bahsedeyim size, hem dertleşmiş olalım.
Bunları yaparken ya da bu podcastleri hazırlarken biraz daha rahat oluyorum. Çünkü neden? Podcast'ı durduruyorum boğazım yorulduğu zaman, bir yudum su alıp tekrar devam ediyorum. Ya da kendi kısmımda bile yine durduruyorum, yine devam ediyorum gibi düşünebilirsiniz. Çünkü haliyle bunu bir seferde hazırlıyorum ben ve hazırlarken de dediğim gibi arada bir durdurup dinlendirmem gerekiyor boğazımı. Ve düşüncelerimi toparlayıp size okuduktan sonra aktarmam gerekiyor. Bu şekilde devam ediyorum. Ama bir video hazırlamaktan biraz daha kolay oluyor podcast hazırlamak. Neyse, devam edelim. Zaman olduğunu sandığımız şey değildir başlığı altında bu da. Doğadaki zamanın sahip olduğumuz zaman algısından farklı olduğu bir yüzyıldan fazla bir süredir açıkça biliniyor. Özel görelilik ve genel görelilik bu gözlemi daha da belirginleştirdi. Bugün zamanla ilgili ön yargılarımızın yanlışlığı bir laboratuvarda kolayca kanıtlanabilir. Örneğin genel göreliliğin 3. bölümde açıklanan ilk sonucunu yeniden ele alalım. 2 saat alın, tam olarak aynı zamanı gösterdiklerinden emin olun. Birini yere, birini de mobilyanın üstüne koyun. Yarım saat kadar bekleyin ve ikisini yan yana getirin. Hala aynı saati gösterirler mi? 3. bölümde anlattıklarımı anımsıyorsanız yanıt hayırdır. Bileğimizdeki kol saatleri ya da cep telefonlarımızdaki saatler bu durumu doğrulamak için yeterince hassas değildir. Ama fizik laboratuvarlarında aradaki farkı gösterebilecek kadar hassas saatler vardır. Yerdeki saat mobilya üzerindeki saate göre geri kalır. Bunu atom saatleriyle gösterebiliyorlar arkadaşlar. Kanıtlı bir durumdur yani. Neden? Çünkü dünyada zaman eşit hızda akmaz. Yer çekiminin daha güçlü olduğu yeryüzüne yakın noktada zaman yavaşlar. Üçüncü bölümdeki biri denizin kenarında, diğeri dağlarda yaşayan ikizlerin bir yıl sonra farklı yaşlarda olduğunu anımsıyor musunuz? Aradaki fark şüphesiz çok küçüktür. Dağlarda yaşamakla karşılaştırıldığında deniz kenarında kazanılan zaman bir saniyenin neredeyse sonsuz bir küçük bölümüne denk gelir. Ama bu gerçekten bir fark olduğu olgusunu değiştirmez. Zaman bizim genellikle düşündüğümüz gibi işlemez. Zamanı evrenin yaşamı tarayan kozmik bir saatmiş gibi düşünemeyiz. Zamanı yerel bir şey gibi düşünmemiz gerektiğini bir yüzyıldan fazla süre önce öğrendik. Evrendeki her nesnenin kendine özgü akan bir zamanı vardır. Bu zamanı da belirleyen kütle çekim alanıdır. Evet, aslında burada da zaman olgusunun gerçeklikle nasıl oluştuğunu anlamış olduk. Aslında benim çok bir şey eklememe gerek yok ama kısasını söyleyeyim size. Burada zamanın her yerde farklı olduğunu, evrende sabit ya da durağan, daha önceden böyle düşünülüyordu, sabit ya da durağan bir zaman olmadığını, gerçekliğin de zamana göre, konuma göre değiştiğini görüyoruz burada. Yani az önce de örnek vermiştim. Benim buradaki zamanım şu an atıyorum, ne diyelim, 15.30 diyelim. En basit örneğinden Mars'ta 15 dakika sonra ulaştığına göre orada 15 dakika erken demektir. Yani böyle böyle zamanın aslında farklı ilerlediğini görebiliyoruz. Yani biz burada şu örneği de vermiş olayım, kapatalım konuyu. Biz buradan baktığımızda Andromeda galaksisini görüyoruz ama 2,5 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Ya da biz Güneş'e baktığımızda 8 dakika önceki halini görüyoruz. Yani zaman değişkendir arkadaşlar. Bulunduğunuz mekana ve zamana göre değişir. Yani mekana göre ve zamana göre, evet doğru söylemişim. Mekana ve zamana göre değişiyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki kısma geçelim. Yine üzerine konuşarak devam ederiz. Biraz uzunmuş bu bölümde yine. Ama güzel konuları özellikle seçtim kitabın içinden. Hem üzerine konuşabileceğimiz hem de gerçekten can alıcı diye düşündüğüm güzel noktaları tespit edip yine almışım kitaptan. Deneysel kanıtların önemi. Yeni deneysel veriler olmadan ileri doğru bir adım atılamayacağı
anlamına da gelmez. Genellikle bilimin yeni bilimsel verilerle ilerlediği söylenir. Bu doğru olsaydı yeni bir şeyler ölçemeden kuantum kütle çekimi kuramını bulmak için çok az ümidimiz olurdu. Ama bunun doğru olmadığı ortada. Kopernik elinde hangi yeni veriler vardı? Hiçbir yeni veri yoktu. Ptolemaeus aynı verilere sahipti. Newton hangi yeni veriye sahipti? Neredeyse hiç. Kullandığı gerçek unsurlar Kepler yasaları ile Galileo'nun sonuçlarıydı. Einstein'ın genel göreliliği bulmak için elinde hangi veriler vardı? Elinde hiç veri yoktu. Kullandığı unsurlar özel görelilik ile Newton kromuydu. Fiziğin ancak elde yeni veriler olduğunda ilerlediği savı doğru değildir. Kopernik'in, Newton'ın, Einstein'ın ve daha pek çoklarının yaptığı, doğanın pek çok farklı alanından elde edilmiş deneysel bilgiyi sentezleyerek zaten var olan kuramlar üzerine yeni bir yapı inşa etmek, bunları birleştirip yeniden düşünmek için daha iyi bir yol bulmaktı. Evet, size aslında baştan beridir hepsi birbirinin üzerine ekliyor dememi burada yazar çok net bir ifadeyle açıklamış. Kuantum kütle çekimi araştırmalarının en iyileri bu temel üzerinde ilerler. Bilginin kaynağı bilimde her zaman olduğu gibi sonuçta yine de deneyseldir. Ama kuantum kütle çekiminin temelini oluşturan veriler yeni deneyler değildir. Dünyaya ilişkin bilgimizi daha önce kısmen tutarlı olarak biçimlendirmiş olan kuramsal yapılardır. Kuantum kütle çekiminin deneysel verileri genel görelilik ve kuantum mekaniğidir. Bu temeller üzerinde kuantumlar ile eğri uzayın birlikte bulunabileceği tutarlı bir dünyanın nasıl oluşturulabileceğini anlamayı deneyerek bilinmeyene doğru bakmaya çalışıyoruz. Newton, Einstein ve Dirac gibi bizden önceki devlerin muazzam başarısı bize cesaret veriyor. Onların düzeyinde olduğumuzu öne sürmüyoruz ama onların omuzlarında oturma ayrıcalığına sahibiz. Bu da bizim onlardan daha uzağa görmemizi sağlıyor. Öyle ya da böyle denemekten başka çaremiz yok. İpuçları ile kanıtları birbirinden ayırmak gerekir. İpuçları Sherlock Holmes'u doğru yöne yönlendirip gizemli bir davayı çözmesini sağlayan şeylerdir. Kanıtlarsa yargıcın suçluyu cezaevine göndermek için ihtiyaç duyduğu şeylerdir. İpuçları bizi doğru kuramlara götüren yolları gösterir. Kanıtlar da bulunan kuramın gerçekten doğru olup olmadığını ortaya koyar. İpuçları olmadan doğruları yanlış yerlerde ararız. Kanıt olmadan da şüphe içinde kalırız. Evet, yine burada aslında bizim baştan beridir, yani benim daha doğrusu size açıklamak için baştan beridir söylediğim olayı, bilimin nasıl geliştiğini burada yazarımız gayet detaylı bir vaziyette anlatmış. Ve aslında bunca bilgiyi, yani gerçeklik olsun, işte kuramlar olsun, teoriler olsun, bu tarz şeylerin nereden nereye geldiğini anlatmaya çalışmış. Kısaca son bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Onu da okuyayım. Akabinde kısa bir konuşmadan sonra videomuzu ya da podcast'imizi bitirelim artık. Çok uzadı çünkü yine süre 48 dakika olmuş. Ben de artık boğazım yorulduğunu fark ediyorsunuzdur. Ben podcast'leri öyle gün gün gelip hazırlamıyorum. Bir kere de oturuyorum. Keserek bir boğazımı dinlendirerek hazırlıyorum. İlk defa bunu sizinle de paylaşmış oldum bu podcast'imde. Şu ana dek öğrendiklerimiz ışığında nesnelerin doğalarının nasıl olduğu hakkındaki düşüncelerimi anlattım. Temel fiziğin bazı önemli fikirlerinin gelişimini hızlıca gözden geçirdim. 20. yüzyıl fiziğinin büyük buluşlarını açıkladım ve kuantum kütle çekimine yönelik araştırmalarda ortaya çıkmakta olan dünya imgesini anlattım. Bütün bunlardan emin miyiz? Hayır. Bilim tarihinin en eski ve en güzel sayfalarından biri, Platon'un Paidon'unda Sokrates'in yeryüzünün biçimini açıkladığı bölümdür.
Sokrates dünyanın büyük vadileri olan üzerinde insanların yaşadığı bir küre olduğuna inanır. Biraz kafa karışıklığıyla oldukça doğru. Sonra ekler, bundan emin değilim. Bu sayfa diyaloğun geri kalanını dolduran ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki saçmalıklardan çok daha önemlidir. Önemli olan yalnızca bunun dünyanın yuvarlak olabileceğini açıkça dile getiren ve bize kadar ulaşmış en eski metin olması değildir. Her şeyden önemlisi Platon'un zamanının bilgi birikiminin sınırlarının farkında olmasının ışıl ışıl parlamalısıdır. Emin değilim der Sokrates. Bilgisizliğimize ilişkin bu son derece belirgin farkındalık bilimsel düşüncenin ruhudur. Dünya hakkında bu kadar çok şeyi bilgilerimizin sınırları hakkındaki bu farkındalık sayesinde öğrendik. Sokrates'in dünyanın yuvarlaklığı konusunda şüphe içinde olması gibi biz de bugün kuşku duyduğumuz konulardan emin değiliz. Ama bilgilerimizin sınırında bulunanları araştırıyoruz. Bilgilerimizin sınırlarının farkında olmak aynı zamanda bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız şeylerin sonradan belirsiz ya da hatalı olabileceğinin de farkında olmaktır. İnançlarımızın yanlış olabileceğini gerçekten aklımızda tuttuğumuzda ancak onlardan kurtulup daha çok şey öğrenebiliriz. Daha çok şey öğrenebilmek için bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin en köklü inançlarımızın bile yanlış, fazla safça, biraz aptalca olabileceğini kabul etme cesareti göstermeliyiz. Tıpkı Platon'un mağarasının duvarlarına yansıtılan gölgeler gibi. Bilim bu alçak gönüllülükten doğar. Sezgilere körü körüne güvenmemekten, herkesin söylediğine inanmamaktan, babalarımızın ve dedelerimizin bilgi birikimine yaslanmamaktan, işin özünü zaten bildiğimiz ve bu temel bilginin zaten bir kitapta yazılı olduğunu ve bu kabilenin büyükleri tarafından korunduğunu düşünürsek hiçbir şey öğrenemeyiz. İnsanların inandıkları şeylere iman ettikleri yüzyıllar, her şeyin durağan olduğu ve kimsenin yeni bir şey öğrenemediği dönemler oldu. Atalarının bilgilerine körü körüne inansalardı, ne Einstein, ne Newton, ne Kopernik her şeyi tartışmaya açabilir, bilimin gelişmesini sağlayabilirdi. Hiç kimse şüphe etmeseydi hala firavunlara tapınıyor ve dünyanın büyük bir kaplumbağanın kabuğunun üstünde durduğunu sanıyor olurduk. Newton'un ortaya koyduğu en yararlı bilginin bile sonunda Einstein'ın gösterdiği gibi fazla safça olduğu ortaya çıkabilir. Evet, bu son bölümde bayağı net bir şekilde açıklamış aslında olayı. Biz aslında diyor yani, çok eskiden beridir belli inanç olguları üzerinde ya da belli kıstaslar üzerinde kalsaydık, belli tutumlar, belli kuralları aşmasaydık eğer, hala yerimizde sayıyor olurduk diyor. Çok da doğru söylüyor yazar burada. Belli olguları, yani bu bir inanç olabilir, inancınızı kendi içinizde yaşayın. Yani inancı bilimle ya da araştırmayla ya da sorgulamayla birlikte kullanmayın. Bu şekilde kullanırsanız zaten bunun içinde var, bana bunu sunuyor gibi düşünür ve aslında daha çok derya deniz olan bilgiye ulaşamazsınız. Bunu açıklamaya çalışıyor yazardı. Aslında gerçeklik olgumuzun en temelinde değişmesinin sebebi bunları sorgulayabilip araştırabilmemizden geçiyor. Biz baştan beridir aslında bu araştırmanın nasıl yol kat ettiğini gösterdik. Yani bu kitapta da yazar bunu açıklamaya çalıştı. Ama eğer biz sorgulamayı bıraksaydık, hala belki Demokritos'un bulduklarıyla, belki Aristoteles'in, belki Kopernik'in, belki Newton'un bulduklarıyla kalabilecektik. Yani sorgulamayı görmek, sorgulayabilen bir düşünceye sahip olmak, İnançları ayrı tutabilmek, belli olguları ayrı tutabilmek, bilimi tarafsızca kullanabilmek yolumuzun doğru olduğunu ve yeni şeyleri açtığını bu şekilde görmüş oluyoruz. Yani bu kitap aslında gerçeklik göründüğü gibi değildir diyerek, yani gerçekliği bize
anlatmaya çalışıyor ama içerisinde bu gerçekliğin hangi yollardan geçtiğini ve nasıl sorgulanabildiğini, birinin üstünden sorgu atarak, yani Newton'ın bulduklarını Einstein sorguluyor, yeni bir şey çıkartıyor. Einstein sorgulandığında kuantum kuramı çıkıyor. Yani aslında bilimin gelişmesinin özgür bir iradeye, özgür düşünceye dayandığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu da Carlo Rovelli'nin güzel bir kitabı olmuş. Benim hoşuma gitti. Bir önceki kitabı da güzel bir soruya değiniyordu. Yani zaman sorusuna değiniyordu. Bu da gerçeklik sorusuna değiniyor. Carlo Rovelli'nin kitaplarını tavsiye ederim. Ben size özetini okudum ama kitaplarını alıp daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben size okuduklarımdan, öğrendiklerimden ekler yaptım bu kitapların üzerine. Siz okuyup kendinizce daha başka düşünceler, belki daha net ifadeler üretebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir podcast'imin daha sonuna geldik. Videolarıma ya da podcastlerime yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar oldukça ve siz beni böyle sevk ettikçe ben daha güzellerini, daha bilgi içeren konuları sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğim. Evet, hoşça kalın arkadaşlar.